Merhabalar. Şimdi kısaca ölçmede hata kavramından bahsedeceğim. Klasik test kuramına göre gerçekleştirilen her ölçme işlemi mutlaka bir hata içerir. Yani hatasız ölçme işlemi gerçekleştirmek mümkün değildir. Burada klasik test kuramının basit bir denklemi var. X dediğim şey gözlenen puandır. Yani herhangi bir nesnenin özelliğini ölçtüğümüz zaman elde ettiğimiz, gözlemlediğimiz puandır. Bir öğrencinin matematik başarısının bir matematik testiyle ölçüldüğünü düşünelim. Buradaki öğrencilerin matematik testinden aldıkları puan gözlenen puandır. Ancak bu puan iki tane bileşen içerir. Bunlardan bir tanesi gerçek puan, true score'un kısaltılması olduğu için T. Diğeri de hata puanıdır. Yani hatadır, error'ın kısaltılması olan E harfiyle sembolize edilir. Gözlenen puan bu iki bileşenden oluşur. Hata her zaman mutlaka olacağı için hiçbir zaman gerçek puanla ve gözlenen puan birbirine eşit olmayacaktır pratikte. Teoride bizim gerçek puanı ancak şu şekilde ulaşabiliriz. İlgili özelliği sonsuz sayıda ölçüp ve bunların ortalamasını alırsak biz gerçek puana ulaşabiliriz. Ancak bildiğimiz şey şu, ölçme sürecine mutlaka bir hata karışacaktır. Ve bu hatanın miktarı ve türü bizim için önemli. Şimdi ölçme sürecine karışabilecek hata türlerinden kısaca bahsedeceğim. Ana hatlarıyla ölçmede hatayı 3 gruba ayırabiliriz. Bunlar sabit hata, sistematik hata ve tesadüfi hatadır. Az önce denklemde bahsettiğimiz bu hata tesadüfi hatalara karşılık gelmektedir ve ölçme aracındaki güvenirlik de tesadüf hatalardan arınıklık düzeyiyle ilişkilendirilir. Sabit hata bir ölçmeden diğerine miktarı değişmeyen hatadır. Örneğin bir öğretmenin tüm öğrencilere 10 puan fazla vermesi veya tüm öğrencilerden 10 puan kırması gibi bir işlemde sınav sonucu sonrasında bu sabit bir hatadır. Çünkü tüm öğrencileri aynı anda aynı oranda etkiler. Ancak bunun yanı sıra bu sabit hata aritmetik olarak düzeltilebilir. Eğer öğretmen 10 puan kırdığı öğrencilerden işte öğrencilere 10 puan eklerse eğer 10 puan kırmışsa ve 10 puan artırmışsa puanlarını ve 10 puan geri alırsa bu hatayı kolaylıkla aritmetik olarak düzeltebilir. O yüzden güvenirlik için çok büyük bir tehdit değildir sabit hata. Sistematik hata ise yine ölçme sürecine karışan bir hatadır. Ancak sabit hataya benzer sistematik hata ancak herkes aynı oranda etkilemez. Yani bir öğretmenin sevdiği öğrencilere 10 puan fazla vermesi, sevmediği öğrencilerden 5 puan kırması bir sistematik hatadır. Çünkü herkes aynı oranda etkilememektedir. Bu anlamda sistematik hata eğer puanlayıcıdan kaynaklanıyorsa genellikle yanlılık, yani puanlayıcıdan kaynaklanan bir yanlılık olduğu da söylenebilir. Yine öğretmenin işte cinsiyete göre fazla puan vermesi, yazılı sınavlarda yazı güzelliğini dikkat alarak fazla ya da düşük puan vermesi, işte öğrenci sınav kağıdının tertip düzenine veya ifadesinin düzgünlüğüne göre eğer bir Türkçe dil anlatım dersi değilse yüksek puan vermek ya da bunları da ya da puan kırmak sistematik hatadır. Sistematik hatada yine aritmetik olarak düzeltilebilir. Öğretmen 10 puan fazla aldığı öğrencilerden 10 puan kırabilir veya 10 puan fazla verdiği öğrencilerden düşük verdiği öğrencilere de bu puanı ekleyebilir. Yani aritmetik olarak düzeltilebilecek hatalar. Bu nedenle sabit ve sistematik hata daha çok ölçme aracının geçerliliğiyle ilişkilidir öncelikli olarak. Tesadüfi hatalar ise ölçme aracının güvenirliğiyle ilişkilidir. Tesadüfi hata ise kaynakları tam olarak bilinmeyen hatalardır. Dikkatsizce okunup puanlanan öğrenci kağıtları, yanlış kaydedilen notlar, puanlayıcının dikkatsizliği, sınava giren öğrencinin o anki motivasyonu, moral bozukluğu vesaire, ölçme aracındaki bir takım eksiklikler, sorunlar aslında tesadüfi hatayı doğurur. Yani ölçme aracına karışan hatanın nereden kaynaklandığı ve
kimi hangi oranda etkilediği bilinmeyen hata türleridir, tesadüfi hatalar ve güvenirlikte öncelikli olarak biz tesadüfi hatalara dikkat alırız.